huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet, Rahman'ın varlığına, birliğine hamdü bir gayet. İzleri seyreleyen, siz kıymetli izleyenlerime sağlıklar, saatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, sevgili izleyenlerim. Bugün sizlere Arkemen'in hikayesini anlatacağım. Arkeme ölüm döşeğindedir. Bir türlü ruhunu teslim edememektedir. Ne kelimeyi i getirebilmekte ne de kelimeyi i tevhidi dili dönmektedir. Azap içerisindedir. Karısı tüm çabalarına rağmen kocasına o güzel sözleri söyletememektedir. Çaresiz koşar Resulullah Efendimizin yanına. Ey Allah'ın Resulü! Dostlarınızdan Arkeme ölüm döşeğindedir. Ne ruhunu teslim edebiliyor, ne kelime-i getirebiliyor, ne de kelime-i tevhidi terennüm edebiliyor. Ne olur yardımcı olun der. Resulullah Efendimiz Arkeme sağlığında ne yaptı? Ben bilmiyorum. Arkeme çok iyi bir insandır. Bana hiç haksızlık etmedi. Yapmış. Bir şeyler yapmış der Resulullah Efendimiz. Kimi kimsesi varsa toplanır Arkemenin annesinin yüzü yerdedir. Resulullah Efendimiz Arkemen'in annesini huzuruna çıkartır. Ey kadın, ey Arkemen'in annesi. Arkeme sana nasıl davranırdı? Ey Allah'ın Resulü. Arkeme evlenmeden önce benim hiç sözümden dışarı çıkmazdı. Bana hürmette, izzette, ikramda hürmette hiç kusur etmezdi. Fakat evlendikten sonra karısının sözünü dinlemeye başladı. Beni bir kez, birçok kez kırdı, incitti. Ben de gönlüme küstüm, konuşmuyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Resulullah Efendimiz, iyi ama Arkem'e şu anda ölüm döşeğinde ruhunu teslim edemiyor. Eğer sen hakkını helal etmezsen onun hali ne olur? Hakkımı helal etmeyi düşünmüyorum der Arkemen'in annesi. Hakkımı helal etmeyeceğim der. Resulullah Efendimiz başını o mübarek başını öne eğer bir müddet düşünür. Hazreti Bilal'e söyler odun toplayın der. Herkes çok şaşırmıştır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, diğer asaplar şaşkınlık içerisindedir. Resulullah Efendimizin vereceği kararı merak etmektedirler. Nihayet Hazreti Ömer dayanamaz sorar. Ya Resulullah odunu ne yapacaksın der. Peygamber Efendimiz odunları toplayın, mescidin önüne yığın, arkemeyi de getirin der. Odunlar toplanır, mescidin önüne yığılır, arkeme o hasta halinde getirilir, odunların yanına uzatılır. Herkes büyük bir merak içerisinde beklemektedir. Arkemenin annesi dayanamaz sorar. Ya Resulallah, oğlumu niçin getirttirdiniz? Oğlunu yakacağım der. Aman ya Resulallah, benim gözlerimin önünde mi yakacaksınız oğlumu? Olur mu öyle şey? Resulullah Efendimiz arkeme zaten cehennemde yanacak. Cehennem azabını orada çekmektense arkemeyi burada yakayım. Burada çektiği azap cehennemdeki azabı hafifletsin der. Bu sözleri duyan arkemenin annesi dayanamaz oğlunun üzerine kapanır. Hakkım helal olsun. Hakkım helal olsun. Hakkım helal olsun. Ya Resulallah sen şahit ol der. Ve gözyaşlarını akıtmaya başlar feryat figan içerisinde. Resulullah Efendimiz Hazreti Bilal'e işaret eder. Hazreti Bilal Peygamber Efendimizin emriyle Arkemen'in kulağına kelime-i şahadeti ve kelime-i tevhid'i terennüm eder. Arkeme dudakları kımıldamaya başlar, kelime-i şahadeti ve kelime-i tevhid'i terennüm etmeye başlar ve gülerek ruhunu teslim eder. Peygamber Efendimiz Arkeme'nin cenaze namazını bizzat kendisi kıldırır. Arkeme cennetliklerden olur. Evet. Sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Azze evlatlara annelere üh bile demeyin demiştir. Ayetle sabit bir emirdir. Buradan evlatlara sesleniyorum. Kadının bir tanesi kocasına öyle eziyet eder, öylesine eziyet eder ki eziyetini had sefaya çıkartır. Der ki eğer benimle evli kalmak istiyorsan git anneyin ciğerini sök bana getir der. Adam karısına o kadar bağlı, o kadar aşıktır ki annesini bir ormana götürür, canına kasteder, annesinin ciğerini söker, elini alır, karısına götürmek üzere yola çıkar. Ayağa taşa takılır, yere düşer. Yere düştüğünde anam der. Hani yere düştüğümüzde canımız acıdığında anam deriz ya. İşte o misal anam der. Adamın elindeki ciğer dile gelir yavrum der. Evet sevgili dostlar. Gerçekte böyle bir şey olmuş mudur? Hiç zannetmiyorum. Ama Anadolu'da anlatıla gelen güzel bir kıssadır. Bir annenin evladına verdiği önemi anlatan, ciğer yankısı, kalp yankısını anlatan güzel bir hikayedir sevgili dostlar. Hani demişler ya, ana gibi cari olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Ana baş tacıymış, her dercin derdin ilacıymış Evet sevgili dostlar. Evet kıymetli evlatlar. Eğer cennete gitmek istiyorsanız buradan bir kez daha söz sizlere seslenmek istiyorum. Cennetin anahtarı annelerdedir. Tüm annelerin ellerinden öpüyor, huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Yeniden görüşünceye bak. Her şey gönlünüzce olsun. Her ne kadar sulçu Nisan ettikse affola